İzmir sabahından Ankara'ya selamlarımızı gönderiyorum Sayın Başkanım. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz de İzmir'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun, sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. İlgiyle izliyoruz. Sizinle Afyon'da ve Balçova'da beraber olmuştuk. Şimdi Time 35 TV olarak İzmir'de kent televizyonculuğunu başlattık. Yayına konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Sayın... Başkanlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, çok fazla vaktinizi almadan hemen konuyla ilgili, bağlantıyla ilgili sorularıma geçeyim. Efendim 31 Mart ve 23 Haziran sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde yaklaşık %60-65 nüfus yoğunluğunun yaşadığı kentleri, belediyeleri, büyük şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin kurduğu ittifak kazandı efendim. Tahmin edersem 89 yılından sonraki en büyük yerel yönetim başarısıydı. Çalıştaylarda da efendim ben Sayın Genel Başkanı ve sizi dinlerken satır arasında şunu okudum. Sayın Genel Başkan ekibine, teşkilatına ve belediye başkanlarına şöyle diyor. Arkadaşlar, çok başarılı olmak zorundayız. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizin aynası olacaksınız. Bizi genel iktidara bir anlamda siz taşıyacaksınız. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor diyor. Bu satır aralarını doğru okuduk mu? Evet, ama bir düzeltme yapmak zorundayım. Tabii Türkiye nüfusunun 50.8'i ekonomik büyüklük olarak %65'i ve toplanan gayri safi milli hasılanın da yaklaşık %70'i Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin olduğu yerde gerçekleşiyor. Tabii bu çok önemli bir güç, çok önemli bir sorumluluk. Bugün Türk turizmi %98 CHP'li belediyelerin olduğu yerde gerçekleşiyor. Bu da bu anlamda çok önemli. Tabii Sayın Genel Başkanımız bütün çalıştaylarda, belediye başkanlarımızla bir arada olduğunda belediye başkanlarımızın sorumluluklarının çok büyük olduğunu ifade etti. Çünkü yerelden genele bir köprü kurmak zorundayız. Sonuçta genelde bizimle ilgili algı acaba sorunlarımızı çözebilirler mi? Acaba bizi yönetebilirler mi? Tabii biz belediyelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarını çözdüğümüzde, belediye başkanlarımız başarılı olduğunda genelde de bunu yapabileceğimizi ispat etmiş olacağız. Ve belediye başkanlarımız da bir yılı aşkın bir süredir görevdeler ve oldukça başarılılar. Bu yapılan saha araştırmalarında, anketlerde de ortaya çıkıyor. Sonuçta her türlü imkansızlığa rağmen, her türlü baskıya, dayatmaya, hukuksuzluğa rağmen belediyelerimiz ürettikleri projelerle vatandaşlarımızın derdine derman oldular bu süreç içerisinde. Hiçbir zaman mazeretin arkasına sığınmadan büyük bir özveriyle, büyük bir başarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde oldular, sorunlarını çözdüler. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde çok daha da güzel işler yapılacak. Sayın Başkanım, tabii bu yaklaşık 1,5 yıllık bir zaman dilimi geçti. Biraz önce de söylediniz ama mutlaka önünüze anketler geliyordur efendim. Nasıl görüyorsunuz? Sizlerin de izlemişsinizdir mutlaka. Büyük şehirler arasında yapılan ilk 10'a giren belediyelerin 10 belediyenin 7'si Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. İlçelerle yapılan değerlendirmelerde de aynı şekilde belediyelerimiz oldukça başarılı. Bu da zaten vatandaşın genel memnuniyeti de yansıyor. Bugüne kadar birçok anket yapıldı, birçok anket verisi açıklandı. Görülüyor ki CHP'li belediyeler açık ara önde, vatandaşlarımız da belediyelerimizin hizmetlerinden memnun. Sayın Başkanım, ben sizi çok yakından takip ediyorum. Çalışmalarınızı çok yakından takip ediyorum. Bu aday belirleme sürecinde tabii bu kadroyu oluşturmak, o döneme tekrar geri dönmeyeceğim ama ya ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediye başkan adayı olması, bu kadronun oluşması için bu yerel yönetimlerde sizin başında bulunduğunuz yerel yönetimler ekibinin başkanlığının büyük emek harcadığını çok iyi biliyorum. Çok yakından takip ettim. Şimdi şöyle geriye yaslandığınızda ne iyi yapmışız diyor musunuz başkanım?
tabii başarı gelince biz de mutlu oluyoruz. Sonuçta adaylaşma süreci, seçim kampanyası, ittifak görüşmeleri hepsinde gerçekten olağanüstü bir çaba sarf edildi. Olağanüstü bir mesai verildi ve o çalışmanın, o emeğin sonunda bugün belediyelerimizin başarılı olması ve yaşadığımız süreçte çözüm üretmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. Tabii ki öncelikle bizim için bir önemli olan ülkemiz, meselemiz, memleket meselesi. Bu anlamda katkıda bulundukça, daha iyi şeyler yapıldıkça biz çok mutlu oluyoruz. Sayın Başkanım, çok fazla vaktinizi almadan son olarak şunu sormak istiyorum. Gündem çok yoğun tabii ki ama biliyorsunuz Enis Berberoğlu, evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, dünkü canlı yayında bağlantılarımızda Sayın Yıldırım Kaya ve Ahmet Akın da bizle beraberdi. Genel anlamda şunu söylediler, Covid-19 sonrası özellikle öncesinde de yaşanan ekonomik kriz ama sonrasında ağırlaşacak olan ekonomik krizin gündem değiştirme operasyonları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıldırma operasyonudur dedi. Bu konudaki görüşlerinizi lütfen alabilir miyim? Tabii arkadaşlarımın ifadesine katılmakla birlikte Enis Berberoğlu olayı tabii bir yandan gündemi değiştirme, bir yandan Türkiye'deki yaşanan ekonomik sorunları bir şekilde kapatma algısı ama bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözdağı verme çabası. Ama bilsinler ki bizi böyle tutuklayarak, yasaklayarak, baskı kurarak sindiremezler. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurtaran partidir. Aynı zamanda kurtaran parti de olacaktır. Biz bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması anayasaya aykırı, bütün hukuk teamüllerine aykırı bir uygulamadır. Ama burada asıl amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tutuklamaktır. Ama biz hiçbir zaman yılmayacağız. Geçmişte nasıl bu ülke için bir ödev ödenmişse biz bu ülkenin geleceği için, demokrasi için, hukuk için, adalet için, özgürlük için vermeye hazırız. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum değerli verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Selamlarımızı gönderiyoruz Ankara'ya, İzmir'den efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.